bölüm olduğu gibi risk yönetimiyle karşınızdayız bu kez ve konuğumuz Forseti Danışmanlık kurucu ortağı Tuncay Yıldıran. Tuncay Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi biraz aslında hani forward piyasasını konuşacağız, vadeli işlemlere bakacağız. Öncelikle geçtiğimiz hafta Citibank'ın bir önerisi vardı ve dolara karşı TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulunduğunu görüyoruz. Şimdi forward işlemlere baktığımız zaman acaba dolar TL'de siz nasıl bir görünüm olduğundan bahsedebilirsiniz, ne dersiniz? Öncelikle şeyi söylemek gerekiyor belki Beyhan Hanım. Vadeli işlemler piyasası risk aktarım mekanizmasını sunmakla beraber aynı zamanda ileri yönelik tahminlerin de aslında fiyatlandığı bir piyasa. Bu anlamda önemli bir piyasa. Şimdi tabii TL, dolar, TL'de uzun pozisyon alma meselesi ayrı bir tartışma ama sanırım bir tane rakama bakmak anlamlı olacaktır. Şu anda en son baktığım kadarıyla dolar kapalı çarşıda yani serbestte yaklaşık 32 civarında işlem görüyor. Vadeli işlemler piyasasında bu dolar kontratları bir daha yüksek fiyatlanıyor, görünüyor. Haziran'da 34, işte Eylül kontratı 38, yıl sonunda yaklaşık olarak 40 civarında bir fiyatlama var TL'de. Tabii bu fiyatlama aslında bakarsanız Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucunda çıkan rakamın da birazcık üstünde. Sanki piyasa beklenti anketine göre lira civarında bir farkla doları fiyatlıyor diye görüyor. En azından rakamların söylediği bu. Evet, şimdi hani önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler birazcık hani o piyasaya forward tarafına baktığımız zaman kendini gösteriyor gibi duruyor ama genel olarak para piyasalarına ilişkin beklentiler nasıl sizce? Çünkü sene başından bu yana yani ilk 4 ay geride kaldı, oradaki hikaye biraz değişti gibi. Örneğin işte doların zayıflaması beklenirken dolar tüm para birimlerine karşı değer kazandı ve işte şöyle bir diğer para birimlerindeki dinamiklere baktığımız zaman örneğin nette, yende net short pozisyonların 6 haftadır arttığını görmek mümkün oluyor. Aralarda müdahale geldi 2 kez Japonya tarafında yene. Euro'da net short pozisyonlar Eylül 2022'den bu yana ilk kez negatif bölgeye geriledi. Orada da Haziran faiz indirimini artık piyasalar iyi bir şekilde fiyatlıyor gibi duruyor. Dolayısıyla piyasalardaki diğer forward işlemlere baktığımız zaman acaba dinamikler bize neyi gösteriyor önümüzdeki aylara ilişkin olarak? Ben açıkçası biraz önce söyledim yani çok özetle rakamlar olarak söylediğim gibi doların birazcık daha değer kazanacağını düşünen taraftayım. Benim beklentim doların biraz daha hem diğer para birimlerine hem de TL'ye karşı birazcık daha değer kazanacağını düşünüyorum. Yani biraz önce bir önceki programda Focus'ta katılanların da ifade ettiği gibi tabii bir de girdi fiyatları da artıyor biraz. Yani sonuçta aynı zamanda bu TL'ye nasıl yansıyacak o ayrı bir tartışma. İşte enflasyon en son 69 noktasında olarak çıktı yıllık bazda. Tabii Türkiye çok önemli bir ithalatçı özellikle girdi anlamında. İşte bunun dolar üzerinde dolar kuru nedeniyle de bir maliyet enflasyonu yaratma riski var. Açıkçası benim beklentim doların birazcık daha değer kazanacağı yönünde. Evet, bu da biraz tabii Fed'e dair beklentilere göre şekilleniyor. Orada da hani swap piyasalarına baktığımız zaman Fed'den faiz indirim beklentileri Aralık'tan Kasım'a çekilmiş durumda. Şu anda daha yüksek bir ihtimal olarak fiyatlandığını görüyoruz. Sizin beklentiniz nedir bu yönde? Yani bir miktar önceye gelmiş olması Fed Başkanı Jerome Powell konuştuktan sonra oradaki beklentileri yine dolara dair ya da diğer piyasa dinamiklerine dair beklentileri değiştirir mi, ne dersiniz? Doğru, mutlaka değiştirecektir. Yani sonuçta hani faiz indiriminin öne alınır olması elbette ki dolar üzerinde farklı bir yer etki yaratacaktır. Ama az önce söylediğim gibi yani sonuçta Aralık Kasım'a çekilmiş olması mutlaka Kasım'da belirli bir yönde karar alınacağı şeklinde de algılamamak lazım. Yani sonuçta bu takdir elbette ki Fed kendisi verecektir. Ancak sonuçta dediğim gibi dolar konusunda en azından TL karşısındaki kur açısından ben birazcık daha gideceğim var gibi geliyor. Peki bütün bu gelişmelerin küresel çaptaki Fed'e dair beklentilerin, taleple ilgili işte beklentilerin bir taraftan jeopolitik risklerin de fiyatlandığı ve şu anda sönümlenmiş olsa da aslında çok yakından takip ettiğimiz bir süreçten geçerken
Emtia tarafında sizin dikkatinizi çeken hareketler var mı acaba? İşte petrolde biz bu hafta sert geri çekilmeler gördük. Şu anda her iki tip petrolde yukarı gitme isteği içerisinde ama sınırlı yükselişler var. Altın tarafına baktığımız zaman orada da Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından sonra %1,5'a yaklaşan bir değer kazancı vardı. Ama orada da yine bunun biraz daha geri verildiğini ve 2300 dolar seviyelerine gerilediğini görmek mümkün oluyor. Emtia tarafında forward taraftaki acaba gelişmeler bize neyi işaret eder? Şöyle söyleyeyim, elbette altın konusu ayrı bir tartışma. Yani hani sonuçta Türkiye açısından da bir yatırım aracı yatırım aracı olması aslında önem kazanıyor. Aynı şekilde Viyok'taki altın kontratlarına baktığımızda da orada bir hala bir alan var görünüyor. Yani şu anda kapalı çarşıda 2400 civarından fiyatlanan bir altın var. Haziran'da 2500, Ağustos'ta 2800 ve yıl sonunda 3000 civarı bir rakam oluşuyor vadeli işlemler piyasasında. Bu çok kabaca altındaki artışın da bir süre daha devam edeceği şeklinde algılamak mümkün geliyor. Evet, şimdi oradaki tabii ki beklentilere bakınca bizim Merkez Bankamız, bizim içerideki dinamiklerimize dair beklentiler de önem kazanmış durumda. Bugün Standard & Poor's'tan bir not güncellemesi gelme ihtimali var. Masada yer alıyor. Tabii ki pas da geçebilir Standard & Poor's ama nasıl görüyorsunuz oradaki ihtimali ve tabii piyasalara pazartesi gününden itibaren etkisi nasıl olabilir her iki senaryoda da? Yani en son yapılan açıklamada işte cari açıkta bir artış var. Döviz rezervi açısından baktığımızda bildiğim kadarıyla swaplar hariç en dip nokta şu anda yaklaşık olarak $65 milyar civarında. Tabii bu rakamları mutlaka üzerinde standartın burcun değerlemesi üzerinde bir etkileyecektir. Ama ben çok ciddi bir not kırma gibi bir şeyi de çok beklemiyorum açıkçası. Yani muhtemelen biraz daha ekonomi yönetimine enflasyonu düşürme yönündeki çabaları konusunda zaman vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için. Forseti Danışmanlık kurucu ortağı Tuncay Yıldıran risk yönetiminde konuğumuzdu. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.